Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Sizlere bugün Samsung etkinliğinde tanıtılacak olan yan ürünlerden de bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz zaten etkinliğin başrolünde Fold modelleri bulunuyor. Daha doğrusu Fold 3 ve Z Flip 3 bulunuyor. Fakat bunun yanı sıra yeni akıllı saat, kablosuz kulaklık ve bir adet de tablet tanıtıldı. Burada arkadaşlar benim size ilk olarak anlatacağım cihaz Galaxy Tab S7 FE 5G. Biliyorsunuz genel olarak FE denildiği zaman Samsung'da böyle performans oranı yüksek, fiyat oranı biraz daha düşük cihazlar akla geliyor. Bunlar ekseriyetle Fan Edition olarak adlandırılıyor. S7 FE de böyle bir cihaz olabilir. Şu anda fiyatı hakkında bir bilgimiz yok. Ama cihaz tasarım olarak vesaire gayet hoş duruyor. Bunu size söyleyebilirim. İçerisinde Snapdragon 750G Yonga seti bulunuyor. RAM tarafında 4 ve 6 GB'lık iki farklı opsiyon var. Depolama tarafında da yine 4 GB'lık cihazı tercih ederseniz 64, 6 GB RAM'lik cihazı tercih ederseniz de 128 GB'lık dahili depolama alanıyla geliyor. Standart bir tablet genel itibariyle kalem desteği bulunuyor. 10.090 mAh'lik devasa bir bataryayla geliyor bu tablet. Dolayısıyla iş için alacaksanız, öyle şarj gerektirmeyen bir tablet arıyorsanız gerçekten sizin için ideal bir cihaz olabilir arkadaşlar. Tabii şimdilik performans testi vesaire gerçekleştiremiyoruz, bu bir ön bakış olduğu için. Ama önümüzdeki süreçte eğer elimize gelirse bu cihazın da performans verilerini sizlerle paylaşacağız. Gelelim arkadaşlar etkinlikte karşımıza çıkan bir diğer ürüne. Bu ürün arkadaşlar Galaxy Buds Pro 2 olarak geçiyor. Gayet şık bir tasarımı var. Kutusu alışılageldik tasarımlara nazaran biraz daha ufak. Biliyorsunuz günümüzde kablosuz kulaklıkların kutusu böyle bir tık büyük görünüyor. Fakat Buds Pro 2'nin kulaklık kutusunun biraz daha böyle ufak, minimal boyutlarda olduğunu söyleyebiliriz. Kutuyu açtığınızda Soundbuy AKG ifadesini görüyorsunuz arkadaşlar. Yani burada Samsung bu kulaklıkları geliştirirken AKG ile bir ortaklığa gittiğini burada net bir şekilde belirtmiş. Kulaklıkların en önemli özelliği yine aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olması. Bu ne demek? Kulaklığı taktığınız zaman dünyayla bir bakıma iletişiminiz kesiliyor. Samsung burada bu kulaklıkların telefonla konuşma tarafında çok daha iyi bir performans sunduğunu dile getiriyor. Tabii bunun ne derece doğru ne derece yanlış olduğunu şu anda size söyleyemeyiz. Malum bunun için çeşitli testler yapmamız gerekiyor. Telefon konuşmaları, görüşmeleri gerçekleştirmemiz gerekiyor. Biz sadece burada görüntüler ve bize verilen briefler üzerinden size bilgilendirme yapıyoruz. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Gördüğünüz gibi zaten farklı renk seçenekleri mevcut. Yani böyle canınız hangi rengi isterse onu satın alabilirsiniz. Lakin burada önemli bir nüans var. Dış kapak renkleri hepsinin beyaz arkadaşlar. İçin mesela bunun mor, bunun siyah ama dıştan baktığımız zaman hepsi beyaz renkli bir kutuyla geliyor. Ve gelelim Samsung etkinliğinde karşımıza çıkan son ürüne. Galaxy Watch 4. Samsung zaten akıllı saat pazarındaki önemli isimlerden birisi. Watch serisiyle gerçekten güzel işlere imza attılar. Burada Watch 4'ü iki farklı şekilde konumlandırmış Samsung. Bir tanesinde böyle sadece dijital ekran var arkadaşlar. Yani o Samsung'un diğer serilerinde, selef saatlerinde görmeye alışık olduğumuz o kadran bulunmuyor. Burada ise diğer klasik olarak adlandırılan modelde ise yine bu orada gördüğümüz o kadran mevcut. Yani burada yine ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Bununla menüler arasında geçiş yapıp çeşitli opsiyonları seçebiliyoruz. Ben açıkçası bu tasarımı seviyordum. Dolayısıyla hani tercihim Galaxy Watch olacaksa benim yine Galaxy Watch 4 klasik olur. Çünkü bu klasik tasarım çizgisi gerçekten benim çok hoşuma gidiyor ki bu kadranın kullanımının da gerçekten çok basit olduğunu sizlerle paylaşmam gerekiyor. Şimdilik bu cihazların fiyatı tam olarak belli değil arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte cihazların fiyatları kesinlik kazanacak. Elbette burada sizin en çok merak ettiğiniz olay Fold 3 ve Flip 3'ün fiyatı. Dileriz bu fiyatlar herkesin erişebileceği seviyelerde olur. Lakin günümüz Türkiye şartlarında bunun çok da olası olmadığını biliyoruz. Neden? Çünkü döviz kurları belli seviyelerin üzerinde. Vergiler zaten malumunuz. Yani biz bir telefona böyle 20 bin 25 bin lira verirken aslında bunun yarısını da vergi olarak devlete ödemiş oluyoruz. Eğer vergileri olmasaydı muhtemelen bugün size anlattığımız Fold 3 ya da Flip 3'ün, hatta Flip 3'ün böyle 7-8 bin belki daha düşük fiyatlardan gelmesini beklerdik. Fold 3 ise yine böyle çoğu kişinin ulaşabileceği 12-15 bin fiyat aralığında teknoloji tutkunlarının beğenisine sunulabilirdi. Fakat işte işin içine vergiler girdiği zaman olay tamamen bambaşka bir boyuta geçiş yapmış oluyor.
Önümüzdeki günlerde yine farklı içeriklerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Dediğimiz gibi bu ürünlerden elimize ulaşanları kapsamlı bir şekilde inceleyerek tüm detaylarını izleyicilerimizle, takipçilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte farklı videolarla tekrar da karşınızda olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.